La 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 Yalnız değilsin, ellerim hep havada, dilim duanda. Gözlerimi ilk açtığımda seni buldum karşımda. Şimdi gözüm eve dönüş yolunda. Ellerini ilk tuttuğumda seni buldum yanımda. Şimdi gözüm eve dönüş yolunda. Gece gündüz yalnız seni düşünür oldum. Gözlerimde yaş kalmadı hep ağlamaktan. Seni bulmak zaten zordu, şimdi ise uçtun gittin. Gözlerim kadar yüreğimde hep bitkin. Seni bulmak zaten zordu, şimdi ise uçtun gittin. Gözlerim kadar yüreğimde hep bitkin. Tam elini tutacakken, sana aşkımı söyleyecekken, neden öyle uzaklara gittin? Bana sevgin yalanmış, geri dönmen rüyaymış. Seni beklemek ölümden bile büyük bir azapmış. Bana sevgin yalanmış, geri dönmen rüyaymış. Seni beklemek ölümden bile büyük bir azapmış. Bana sevgin yalanmış, geri dönmen rüyaymış. Seni beklemek ölümden bile büyük bir azapmış. Evet, albümden bir şarkı ama acaba bununla girmese miydi böyle? Çok güzel oldu. Aslında aşk şarkısı değil. Dikkat ettin mi? Aşk şarkısı değil. Değil. Ya aşk, sitem direkt. Hasretin bir sitemi. Sitem şarkı. Sitem gitmiş, kız bırakıp gitmiş adamı. Merhaba. Hoş geldin. Şen kahkahanla seni buradan geçen sene. Geçen sene oldu, bir sene oldu. Olmuştur. Geçen sene. Geçen yaz gelmiştin değil mi en son? Doğrudur ya, unuttum. Yani. Ama bu Şen kahkahanı hatırlıyorum o zamandan. Yine geldin. Teşekkür ediyoruz geldiğin için. Teşekkür ederim. Çok sevindim davet ettiğine tekrar. Nasılsın? Seni çok başarılı buluyorum. Çok da mutlu oldum. Hem arkadaşım olarak davet ettiğin için, hem bir müzisyen, bir sanatçı olarak davet ettiğin için. Hem de senin gibi bir habercinin, programcının programında olmak da gerçekten çok güzel ve çok samimiyim hislerimde. Saatinize. Çok teşekkür ederim. Kandiliniz mübarek olsun bu arada. Evet, sağ olasın. Gerçekten desteğin ya da enerjin diyeyim. Her yerden ulaşıyor. Ataspor'u bizde. Pozitif enerji, ataspor'u. Pozitif enerji olmazsa olmaz. Valla ne iyi ettin geldin. Teşekkür ederim. Yüzümüz gülsün. Eksik biraz. Olmayın. Tabii şimdi hani nasılsın diyorum sana ama şimdi bazı insanlar vardır hani böyle içlerinde yaşarlar kötü şeyleri ya da kötü enerjileri, bir şeyleri. Ama onu öğütürler ama dışarıya pozitif enerji verirler. Sen onlardan birisin. Nasıl başarıyorsun bunu? Yok, ben öyle biri değilim. Ama ben seni hep böyle pozitif görüyorum. Hayır hayır, değiştireceğim. Sakın ders veriyor gibi almayın. Negatifle bağlantı kurmuyorum ki. İçime ha. Almıyor değilim. Bakın çok güzel bir laf var. Şu ekranlara bakarak söyleyeyim. 70 burası milyon. Mı? 70 milyon beni dinlesin. Çok güzel bir laf okudum geçenlerde. Negatiflik bir büyük okyanus gibidir. Siz oradaki minicik bir tekne olsanız dahi içinize su almazsanız batmazsınız. Çok güzel bir laf. Hoşuma gitti. Yani gitti. Çok paylaşmak istedim.
Negatiflik her dakika var ama insan en büyük negatifi kendine veriyor ya. Yani kendine zarar. Tabii tabii kendine veriyor. Ben mümkün olduğu kadar pozitif şeylere dikkat etmeye çalışıyorum. İyi şeyler düşünmeye. Yani beynimiz çok güzel bir makine. Yaratan çok güzel yaratmış. İyi düşünürseniz iyiyi görüyorsunuz. Kötüyü düşünürseniz kötüyü görüyorsunuz. E daha ne olsun? İyi düşünün diyorlar. Ama bizde bir kurban psikolojisi var ya. Her şey benim başıma geliyor. Evet, her şey senin başına geliyor. Çünkü sen seçiyorsun her şeyi. Dolayısıyla bunu şarkılarla da bu şekilde ama ben tabii müzik kanalında olduğum için benim için biraz kolay ya. Ben direkt bağlı. Sen direkt bir gönülden bağlısın direkt değil mi? Direkt gönülden bağlı olduğum için müzik kanalı çok ilginç bir kanal. O yüzden müzik dinlemek, enstrüman çalmak her şeyden önce o kanala girmek için çok önemli. Ha, şunu da iddia etmemek lazım. Yaşam önünüze çakıl taşları atar. Sınav bugün bir antrenör bile bir kalecinin ters köşesine atıyor topu. Evet. Yakalayacak mı bakalım diye. O sınavları anlamaya çalışmak da bizim zekamız. Yani Tanrı insana ayırt etme bilgisi vermiş. Akılla ayırt etme negatifle pozitifi. Pozitife bak diyor yani. Üstelik de diyor ki bana bir adım at 10 adım koşacağım diyor. Yani ya küçücük bir adım atmak yeterli pozitif için. Bugün başıma iyi şeyler gelmesini istiyorum demek bile çok güçlü bir laf. Bugün başıma iyi şeyler gelsin. Acayip bir emirdir bu. Ve Tanrı bunu sevgisinden dolayı emir telakki ediyor. Bugün başıma iyi şeyler gelsin ve ne geldiğini bırakacaksınız. Hayırlısı gelsin. Evet. İşte bu şeylere kanalize olmaya elimden geldiği kadar ve tabii dostlarımı da buna göre seçerek burada bir şey yapmak lazım, ayırt. Her insan aynı frekansta olmuyor. Dostlarımızı da ona göre seçerek pozitif insanlarla. Kanada'da yaşayan çok güzel Gül diye bir arkadaşım var. Onun lafıdır bu. Onlara öğretmişler küçükken okulda. Neydi bakayım? Sizin mükemmel yanlarınızı onaylamayan insanlarla sosyalleşmeyin diye öğretiyorlarmış çocuklara. Sizin mükemmelliğinizi onaylamayan insanlarla sosyalleşmeyin. Biz de öyle mi ya? Ben mükemmelim diye dolaşıyoruz ortada. Bir de herkesten onay bekliyoruz. Kaç like geldi, kaç beğeni geldi. Anlatabildim mi? Tabii. Dolayısıyla o dediğinizden değil de tam tersi içimde negatifi öğütüyor falan değilim. Tam tersi almama gayreti ve bir ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Tam tersi üretmek ve yaymak. Eğer onu üretip yayarsak ki müzik bunun için büyük bir araç. Bu dizi müzikleri falan yapıyorum ya orada yaptığım besteler çok güzel beğeniler alıyor. Ne oluyor? Geri dönüşü de pozitif oluyor ve ya şimdi sizi çok seviyorum diye mesaj atan insanlar oluyor. Yani çok seviyorum diyor. Görmemiş, etmemiş. Ya bu sevgi gerçek işte. Nasıl oluyor değil mi onu? Tabii. Yani o kalbinde o frekans olduğu için gidiyor, geliyor. Beni de mutlu ediyor şükürler olsun. Tekrar teşekkür ediyorum. Buradan 70 milyona seslenmek 70 milyona sesleniyorum. bu da bir klişe laf oldu ama gerçekten doğru yani. Olduk yani 90 herkese, milyon. Herkese sevgi hani o tanımayanlar beni tanımıyorlar ama benden o elektriği alıyorlar ya da benim bir fotoğrafımı görüyorlar. Aha siz ya da bu izliyorlar hani mesela şu anda da seni izliyorlar. Aa işte çok sıcak geldi, çok samimi geldi deyip devam ediyorlar. Aynen öyle. İşte samimiyet diyoruz. Kalbinizdeki gerçek enerji karşıdakine ulaşıyor. Ulaşır. Burada bu var. Bu en çok sende belli oluyor. Hani övgülerim kesinlikle karşılıklı olarak anlaşılmasın. İnsanlarda gördüğümüz güzel ve pozitif yanları iletmek hem bir görev hem de çok güzel bir şey. Kendine bu kadar emek vermişsin. Bana göre emsali olmayan bir habercilik. Bakıyorum her programın rengi ayrı, konuğu ayrı, tarih var, siyaset var, sağlık var, müzik var. Her birinde gelen konuk hiçbir zaman, bunları iltifat olarak söylemiyorum, gelen konuk hiçbir zaman kendini şey hissetmiyor. Acaba ne konuşacağız? Acaba geri bildirim alabilecek miyim? Ben bunu önemli buluyorum kendi açımda. Ben yapsaydım böyle yapardım diyerek takdir duygusu duyuyorum. Tabii bu arkadaş olarak söylemiyorum. Fikrim bu yönde. Etrafımıza da mümkün olduğu kadar buna dikkat ediyorum. Güzel yanlarını insanlara geri bildirmek çok önemli bir şey. Değil mi? Başka nasıl olacak ki? Çok teşekkür ediyorum. Yok, bu anlamda. Yok teşekkür edin diye söylemedim. Yani ederseniz bir daha söylemem. Teşekkür olsun, etmeyin. Olsun, teşekkür etmeyin. Şöyle bir şey diyeyim. Buradan 70 milyona sesleniyorum. Biri size güzel bir şey söylediği zaman aldım kabul ettim deyin. Aldım kabul ettim. Evet. O. Esas biz teşekkür ederiz. Böyle bir
ilham verici noktadasınız yani. Ve siz gibi yani birçok arkadaşımız, birçok insan işinde, mesleğinde bana da söylüyorlar. Bu severek şarkıyı yapmak önemli ya işini. Şüphesiz öyle de zaten sevgi bizi onun içine çekiyor. Yani severek yapmaktan öte o sevgi sizi onun içine çekiyor. Burada bir fizik kanunu var. Değil yani mi? Gönlünüzü bir şeye atacaksınız, gerisi geliyor. Geliyor diyebilirim. Doğru. Niyet güzelse de hep böyle laflarımız vardır bizim. Niyet güzelse de bir sabah çıkarken bakın rahmetli Barış Manço çok güzel bir şarkı yapmıştır. Çoğu kimse anlamaz. Kul Ahmet erken kalkar sabaha ya nasip derdi. Kimseler anlamazdı ya nasip ne demekti. Ya nasip. Güvenle çıkıyor evden. Bugün başıma güzel şeyler gelsin emriyle. Ya nasip güvenmek. Yani hem şükretmek, tevekkül, hem de o tam ben dini terminolojilere çok hakim değilim. Hı hı. Ama dini dar da değilim yani maneviyatım var. O noktada yaratana güvenmek çok önemli, hayata güvenmek çok önemli. Öyle işte. Önemli yani. Baktığımızda önemli. Eve dönüşü çok beğendim. Sözler. Sözler ben Deniz ama şarkıcı olan değil ben yani. Sözler sana ait, müzik sana ait. Hepsi, zaten hepsi. Genelde hep sana ait değil mi yani sözü, müziği? Bütün şarkılarımın bütün sözleri, şarkı, müziği bana ait. Hepsini hı-hı, muhakkak bir dizi için bestelemiş oluyorum muhakkak. Hı-hı. Bir dizi ya da bir film, bir sahne için bestelemiş oluyorum. Hı-hı. Hepsinin bir amacı var. Bir amacı var. Açıkçası benim bir Tanrı'dan dileğim, niyetim şu oluyor. Mesela ben beste yapmayı seviyorum. Duygu ve düşüncelerimi, mesela özel günler için şarkılar yaptım. Yılbaşı günü için, işte sevgililer günü için. Bu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için acı ama yapılması gerekiyordu. Sonra bir Çanakkale olarak 18 Mart Çanakkale'nin kurtuluşu için. Yani müzikle duyguları anlatmak güzel. Aslen makine mühendisliği tahsilim var. Yani nereden tutayım konuyu? Ama analitik yönden dizi işlerine çok yardımcı oluyor mühendislik eğitimi. Değil mi? Çünkü bir projeyi başından sona bir mühendis gibi görmek gerçekten bir müzisyenin yapacağı bir şey değil. Doğru. Ama bir matematiksel tarafı da var. Çok İşime yarayan açıkçası. Öyle yani, konu burada bitti. Sözüm sana veriyorum Esra falan gibi bir şey oldu. Hakikaten öyle bir şey yapmam lazım. Oradan alın mı bir dakika? Sen ne diyorsun bu konuda? Bak şimdi sen ondan sonra bir şey söyler gibi olunca acaba diyorum bir şey mi söyleyecek? Acaba. Ben onu alıyorum ama tetikteyim yani. Bu da benim programcı yeteneğim diyor. Kesin çok zekisin zaten. Eminim ki böyle kaş, göz, nefes, ona bile dikkat ediyorsun. Alıyorum. Bitti. Tamam, giriyorum. Lütfen. Şimdi tabii konuşacağız projelerini, o dizi müzikleri, çok çok bilinen dizilerin müziklerinin sahibisin. Evet. Aynı zamanda sözlerin sahibisin ama ben biraz parça dinlemek istiyorum. Yol arkadaşım diyelim mi? Aa, yol arkadaşımın hikayesi var ama. Onu sonra anlatalım. Olur, peki. Yoksa anlamaz mıyız şarkıyı? Hayır, nasıl arzu edersen. Tamam, dinle. Önce bir dinleyelim, anlamaya tamam, çalışalım sonra da. Tamam. Şey gibi oldu, böyle sözlü gibi oldu. Bilmece gibiymiş. Yol arkadaşım diyelim efendim. Aynen öyle. Sonra da konuşalım. Sen kıymetlimsin.
en güzel rüyamsın, uyanamam sen gerçeğimsin. Na 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 na. Çok sevinmiş, mutlu olmuştun. Gözlerime bakıp umut dolmuştun. Yol arkadaşını mı arıyordun? Sanki ben seni karşımda bulmuştum. Seni bana vermişler melekler, sen canımsın. Seni bana yazmışlar ezelden, yol arkadaşımsın. Yere göğe koyamam hiçbir zaman, sen kıymetlimsin. En güzel rüyamsın, uyanamam sen gerçeğimsin. Seni bana vermişler melekler, sen canımsın. Seni bana yazmışlar ezelden, yol arkadaşımsın. Yere göğe koyamam hiçbir zaman, sen kıymetlimsin. En güzel rüyamsın, uyanamam sen gerçeğimsin. Kıymetlimsin, yol arkadaşımsın. Bunun hikayesinde çok güzel, çok yüreğe dokunan bir şarkı ama bu bir proje müziği aslında. Tabii bu bir proje müziği. MS projesiyle ilgili. Evet, MS projesiyle ilgili. Hafif bir revizyon geçirecek sözler. Ondan sonra onu söylemek lazım buradan. Fakat bunun bir klip çalışmasını yapacağım. Kendi versiyonumu böyle yapmayı planlıyorum. Çünkü bu şekilde çok güzel hissederek yazdım. MS'den bahsetmek de gerek. Çok hatta kısaca da... Hatta onun bir farkı var. ALS hastalığı tabii, da çok gündemde. Şimdi şöyle, ALS hastalığı çok... Biraz araştırdığım ve incelediğim için de konuyla da aslında alakalıyım. Birçok şeye alakalıyım. En azından tehlikelerini ve etrafımızın bize pozitif şeylerini de dikkate almak lazım. İnsanlar bağırıyor MS diye, ALS evet. diye. Kime ben bu projeden bahsettiğimde, o kafaya su dökülen... buz dökülen challenge olayı mı? Hakikaten biz de meydan dediklerini okuyorum. Görüyoruz ki aslında o ALS hastalığıydı. Yani evet. Hatta amyotrofik lateral skleroz. Bir tıp programına daha hoş geldiniz. ALS farklı bir konu. Fakat MS ile ALS farklı. Fakat ikisi de sonuçta merkezi sinir sistemiyle alakalı hastalıklar. Bir tanesi beyin ve omurilikteki bizim bu hani mesaj alıp veren sinir evet. tellerim üzerine miyelin kılıfının üzerindeki sertleşen dokular, sklerozlar. Hı hı. O hani dokunduğun zaman hissetmiyoruz deriz ya. Hı. Oradaki sertleşme mesajların gitmesini engelliyormuş. Duyu kaybı, güçsüzlük, halsizlik, kusmalar, baş dönmeleri. Bunun dışında tabii ne başka zor ya. Sorunlar da oluyormuş. Ancak kalıtsal değil, yaşama engel değil. Fakat ALS öyle değil. ALS'nin hakikaten dikkate alınması gereken bir tarafı var. Yine merkezi sinir sisteminin temeliyle alakalı, yani nöronlarla alakalı, nöronların yok olması, bu da kasların yok olmasına sebep oluyor imiş. Bu da üzücü tabii. 3-5 sene kadar ömrü oluyormuş ALS hastalarının. Tabii ikisinin karıştırılmaması açısından bunları söyledim. Hı hı. Projemiz MS'li hastalara umut vermek amaçlı yapılan bir şey. Aslında halkı hı hı. bilinçlendirmek şüphesiz ama daha çok hastalara umut vermek amaçlı yapılan, onların da normal bir hayat sürebilecekleri, hayatlarını devam ettirebilecekleri, bu konuda tabii herhangi bir cahiliyetim olursa da özür dilerim ama incelediğim kadarıyla bunlara ulaşıyorum. Kalıtsal olmadığı yaşam fonksiyonlarını
sürdürebildikleri ruhsal, psikolojik olarak çok güzel hayatlar yaşayabildiklerini işaret ediyorlar ve çok ilginç bir şey, sosyoekonomik düzeyi yüksek hanımlarda daha çok görülüyormuş. Öyle sosyoekonomik mi? Ve sosyokültürel değerleri, yani düşünen, olaylara vakıf, farkındalığı yüksek insanlarda çok daha fazla görüldüğü söyleniyor MS'in. Bu da ilginç geldi bana. Yani demek ki düşünen insanın hastalığı, düşünen mi? Beyni çalışan. Evet, beyni çalışan hassas insanı. Yani o zaman beyin fazla çalıştığında mı MS oluyor? Evet, doğru da olabilir, bilemiyorum da bu ignorance is bliss vardır ya, hani cehalet mutluluktur. Hakikaten cehalet mutluluk olabilir ya. Yani. Ama cehaletten ziyade şimdi az bilmek, her zaman böyle hani ne bileyim daha bir rahat insanlar, çok bilen çok böyle şey yapıyor hani. İncik cincik böyle hani detaycı. Az bilmenin faydası var. Her şeyi biliyor sanıyorsunuz. Çok bilmenin zararı var. Bilginin enginliğine ulaştıkça bakıyorsunuz ki tüy tane. Hani en azından bir müzik. Yani öğrendikçe diyorum ki bir Türk müziği öğreneyim. İsmail Hakkı Özkan'ın bir kitabı geliyor elime. Türk müziğinin duayenidir. Böyle bir kitabı geliyor önüme. Ben neredeyim? O nerede? Hani ya, hangi kafada? Yani bilginin enginliğini anlamak için de öğrenmek lazım. Doğru. En güzel laf, en iyi bildiğim şey hiçbir şey bilmediğime çıkıyor. İşte çok da ukalalık etmeyeyim ama en azından okumuş, görmüş, geçirmiş insanlar olarak bir şey çok da bilmenin de çok önemi yok aslında şu dönemde. Dalai Lama'nın söylediği gibi artık dünyanın başarılı insana ihtiyacı yok. Şu an biz lokal bir problem yaşıyoruz. Sevgi, şefkat, anlayış. Bizde tam tersi. Açgözlülük, hırs, yalan, dolan. Yani tam tersine dönmek lazım yani. En önemlisi şefkat. Yolsuzluk. Evet, o da var. Mesela şu an dünyanın problemini açıklayan bir cümle söylemek isterim. Deniyor ki bir çiçekten hoşlanırsanız gidip koparmak istersiniz sizin olsun diye. Severseniz su verirsiniz. Dünyanın problemi şu an bu. Herkes sosyal medyadaki takipçisi, bankadaki parası, arkadaşı, bilmem nesi, çevresi derken herkes bana ait olsun. Like'lanmak ve sahip olmak, oysa sevmenin getirdiği su verme, besleme fazla seversen var. Seversen acıtmazsın. Seversen yani. Acıtmazsın, su verirsin. Doğru. Dolayısıyla şimdiki sistemimiz o. Buradan 70 milyon. 70 milyon bu kameraya bakıyor. Gündemi oldu. 70 milyona sesleniyorum buradan. Bu arada efendim mesajlar gelmiş. Orhan Avşar, Silopi'den saygılar demişler. Silopi'den. Bizden de saygılar. Özel harekat polisleri için bir şarkı gelir mi acaba demişler. Berat kandilinizde mübarek ya olsun. Ya aslında demişler. Seve seve gelir. Keşke aslında bunu projelerimi alabilirim. Polisler için muhakkak. Ben asker çocuğuyum. Asker çocuğu olarak milli duygularım zaten yüksek. Onu konuşmaya bile gerek yok burada. Memleketin askerine, polisine saygımız zaten yüksek. Bir şarkı yapacağım. Bir duyguları ifade eden bir şey yapacağım. Çünkü tarihi değerlere ve kurumlara da saygımızı bir şekilde göstermek lazım. Önemlidir de. Ki yaptıkları iş bu ara özellikle terörle mücadele anlamında çok 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 zor. Ya normal insanın yapacağı işler değil onlar. Değil. Çok adanmışlıkla ilgili bir şey olduğuna inanıyorum. Doğru. O böyle... Biz de askerlik yaptık ama bizim askerliğimiz askerlik denemez. Gerçek askerleri orada gördük biz. Ben müzisyendim, beni müzikçi yaptılar. Ne yapalım? Müzikçi olduğum için. İnşaat mühendisi arkadaşlarımıza çukur kazdırdılar. Ondan sonra su ürünlerinden mezun arkadaşlara balık ayıklattılar. Ama gerçek askerlik bu değil. Gerçek askerlik silah altına girip mücadelede olanlar ve polislerle dahil. O yüzden öyle askerlik çok yaptım zor diye çok konuşmamak lazım. Sezar'ın hakkı Sezar'ın. Evet, o zaman özel harekat polislerimiz için ve askerlerimiz için en son söyleyeceğimizimiz şimdi mi söylesek? Aslında, Nur Yolcu'yu. Nasıl arzu ederseniz o Çanakkale, ben Çanakkale'liyim. Hı-hı. Ve memleketim için bir şey yapayım dediğimde bir asker çocuğu olarak da hadi o zaman, yıllar yılı o şeyi gördüm. Tepede Dur Yolcu bilmeden gelip bastığım, evet, bu toprak bir devrim battığı yerdir. Tabii benim bestemden daha önemlisi, altın çizerek söylüyorum, daha önemlisi Necmettin Halil Onan'dır sözleri. Dur Yolcu bilmeden gelip bastığım bu toprak, evet, bir devrim battığı yerdir diye. Onun altını kesinlikle çizmek lazım. Fakat nasip oldu ki çok güzel bir beste oldu ve
Tarihte de çok yapan yok. Ayrıca da bir dizinin de jeneriği haline döndü bu, bir Çanakkale dizisinin. Fakat şu an bir belgesel çalışmaları içerisindeyiz. Yönetmen Hülya Güzel yönetmenliğinde. Orada Çanakkale'den de geçilecek. Bunu kullanacağız orada ve çok nesilden nesile aktarılacağını düşünüyorum. Şarkıyı övmüyorum. Dinleyenler karar buyurun versin. Sözler Necmettin Halil Onan, beste bendeniz ama şarkıcı olan değil, ben bendeniz. Çok acayip bir hissiyat oldu. Bunun bir de klibini de yaptım ben sosyal medyada. Çok hissiyatı çok başka. Hep gözlerim dolar zaten. Hem bir Çanakkale'li olarak. Gerçekten öyle. Hem bir yani, asker çocuğu olarak. Hem Mehmet'imizin çok başka yattığı ya. Yerdir burası diyor. Dur yolcu diyor. Çok anlamlı hale gelmiş. Çok güzel olmuş. Çok teşekkür yüreğine ederim. Yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Murat'cığım. Diğer taraftan peki, şimdi o zaman bu parça gitmiş olsun efendim, Orhan Avşar'dı değil mi? Orhan Avşar'a gitmiş olsun. Çok sevgiler. Polislerimiz için, aynen askerlerimiz öyle. İçin, işleri zor. Allah inşallah bu güzel kandil gününde de dualarımız onlarla başımızdan eksik etmesin. Aynen öyle, onlara, amin diyoruz. Onların ayağına taş değmesin inşallah. İnşallah. Sağlıkla, sıhhatle görevlerini yapsınlar. Amin. Herkes hem de. Bu arada harekete geçmek lazım adı altında mesaj gelmiş. Diyarbakır'dan selamlar, asker ve polislerimize iyi dilekleriniz için teşekkürler demişler. Ne çok izleyenimiz var şu anda. Büyük askerlerimizin ellerinden, bizden küçük askerlerimizin de gözlerinden öpüyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen hepsinin ellerinden öpüyoruz. Kesinlikle, yani kesinlikle. Şeye gerek yok. Kesinlikle. Mehmet Şer, hayırlı kandiller. Esra Hanım, Almanya'dan selamlar. İyi yayınlar. Konuğunuz Murat Bey'e de çok selam demişler. İsmi Almanya. Mehmet Bey. Mehmet Bey, nerede? Hangi 70 milyonu sesleniyorum, kameram burada mı? Çok teşekkürler. Saygılar, selamlar, sevgiler. Teşekkür ediyoruz. Samet Ayçiçek, daimi izleyicimiz, kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz. İyi kandiller dileklerinize de. Tabii kandilimiz teşekkür mübarek ederiz. Olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. Murat'cığım bu arada...
Nasıl gidiyor hani dizi müzikleri? Şimdiye kadar kaç dizi müziği yaptın ya da sayarsak? Ben dizi müziğinin dedesiyim aslında. Dedesi. Tabii. 1900'lü senelerde başladım. İkinci Cihan Harbi sırasında. İşte Polonya tam Almanya'ya girmişti dermişim. Çiçek Taksi ile başladım, eski sayılırım. 1999'du Çiçek Taksi dizisiyle başladım. Hı hı. O dönemlerin hani saati saati şaşmaz izlenilen dizileriydi. Kaçmaz. Ardından yine o dönemin benim jenerasyonum Küçük Besleme'yi bilir, Üvey Baba'yı bilir. Onlardan itibaren devir değişti, her şey değişti, yapımlar değişti. En son bir Bez Bebek projem vardı ki buradan Oya Aydoğan'a sevgilerimi gönderiyorum ruhuna. 3 sene beraber çalıştık onunla Bez Bebek projesinde. Çok saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum ona ondan sonra. Hissiyat çok başkaydı onunla da. Çok başka biriydi zaten. Ondan sonra... ardından Bez Bebek bitti. Gani Müjde hocamızın işte projeleri başladı. Ve çok uzun süredir onun projelerinin müziklerini yapıyorum. Pis Yedili ile başlayan, Babam Sınıfta Kaldı, işte Harem gibi, Sil Baştan gibi, Güne Bakan gibi. Şimdi sağ olsunlar bu projeye emanet ettiler. O projenin zaman... adı neydi? Melek ile Serhat. Melek ile Serhat, MS. Zaten şarkının içinde altı çizilen vurgu da canımsın, MS. Gerçeğimsin, MS. Kıymetlimsin, MS. Hep onun altı çizilmeye çalışıldı. Çok güzel fikirler. Hı hı. Bir proje emanet ettikleri zaman asla şımarmaca yoktur. Bizde atasporudur. Hep bir üstüne çıkmak. Yeni bir şeyler, yeni besteler, yeni düzenlemeler. Mümkün olduğu kadar görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Yani müzik bu. Çok da zaten kontrole gelmiyor. Biraz akışla alakalı bir şey. Hı hı. Ama çok şükür o kanala girince güzel şarkılar geliyor. İnsanlara ulaşma fırsatı geliyor. Ben bu daha öncesinde de sormuştum sana. Neden hani dizi müziği, film müziği yaptın mı? Çok. Onlar mesela hangileri? En bilineni Sözün Bittiği Yerdir. En bilineni İsmail Güneş'in, Sayın İsmail Güneş'in. Hı hı. 10 milyona falan tıklanmışlığı var şeyin. Sadece filmin müziğinin yani. Hı hı. Kim la bu diyenler var mesela. Beni bilmiyor adam, onu biliyor. Almanya'da bazı meditasyon grupları kullanıyorlarmış o müziğimi. Hı. Ondan sonra... Miras filminin müziklerini yaptım. Çok fazla yaptım. Şimdi sayarsam hani gerek yok isim olarak söylemeye ama bunlar, hı hı, en bilinenleri. Peki niye hep dizi ya da film müziği? Yani bir albüm olarak mesela bunu hani normal bir albüm hani hiçbir adanmışlık olmadan. Böyle bir şey niye düşünmedin ya da düşünür müsün bu saatten sonra? Hani zaten tek düşüncem o. Yatıyorum kalkıyorum onu düşünüyorum dermişim. Şimdi projelerden şunun altını çizmek lazım. Projelere özel üretilen müzikler olduğu gibi, hı-hı, benim bir müziğim var, o projeye uymuş. Ya 40 yılın beyaz giymesi bir tane dizide söyleniyor. O dizinin adıyla anlıyor şimdi. Olacak şey mi bu? Hı-hı. Ama olabiliyor. Dolayısıyla münferit bir albüm yapmak zaten aklı. İşte bunlar benim yeni albüm şarkılarım. Sözlü şarkılar. Hı-hı. İşte bir hoş geldin aşk söyleyeceğim uygun olursa ya da başka bir şey. Evet. Diziler için bir gelişme var ama ama beni üretken tutuyor. Şimdi bunu inkar edemem ki. Birisinin arasındaki aşkı görünce ya da Eve Dönüş mesela melodisi her ne kadar melodram minör yapı ama aşk şarkısı değil ki. Hı-hı. Ya gittin diyor yani, bana sevgini yalan diyor yani, yoksun, eve dönüşünü bekliyorum diyor ama yoksun, seni beklemek ölümden azap diyor. Şimdi bu aşk mı? Adamın kalbindeki aşk da anlatılan aşk değil. Bu tarz şeylerin beni zinde tuttuğunu inanıyorum. Bazen besteler öyle zamanda geliyor ki Esra, yatıyorum, Atatürk'te de aynı şey olurmuş, mesleğiyle alakalı uğraşan, hı hı, insanlarda oluyor, beynimdeki sesler susmuyor dermiş hiçbir zaman. Hı hı. Müzikle alakalı çok yoğun zamanlarda gece hiç susmuyor kafa. Yani devamlı buradan bir şey çalışıyor. Melodiler çalışıyor. Devamlı buradan ritimler geliyor. Dışarıdaki sesler ritim olarak algılanıyor. Konuşmalar müzikal olarak geliyor. O yüzden insanları anlamak ve tanımakta müzik enstrümanın, çalmanın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve çocuklara bu anlamda hizmetim oluyor. Ritim atölyeleri yaptırıyorum. Onlara çığlıklar attırıyorum. Enstrümanlar çaldırıyorum. O çığlık atmadan önceki bakışlarıyla sonraki bakışlarını görmeniz lazım. Nasıl bir ama fark çığlık var? Öyle bir çığlık değil yani. Pozitif. Her sözün bir frekansı ve gücü var. Onların kendilerine inançlarını arttıracak, hı hı, sözler, hareketlerle
çocuk bakıyor ki kendinde bir güç var. Mesela fark ettirmek zaten. Birine en büyük fayda onu hatırlatmak ve fark ettirmektir. O yüzden ders vermekten hiç hoşlanmam. Derse ihtiyacımız yok ki. Ruhumuz binlerce yıldır yaşıyor. Binlerce yılın bilgisi ve tekamülüyleyiz. Kimiz ki birine bir şey öğreteceğiz? Her bilgi var. Kaldı ki sosyal medya döneminde aç, her bilgiye anında ulaşıyorsun. Tabii. Mesele iyiyi hatırlatmak ve yansıtmak. Yani yaptığım müziği bu açıdan kendimi şanslı buluyorum, öyle söyleyeyim ve teşekkür ediyorum. Yani minnet duyuyorum. Tabii size de böyle imkanlar oluyor falan. Buradan 70 milyona seslenmek istiyorum ben şimdi. Sesleniyorsun, 70 milyon senin duyduğunu zaten. 70 değil, 170 olduk. Tabii canım, 70, 70'in katı katı oldu şimdi. Peki çocuklarla buluşuyorum dedin. Onlara hani sonuçta bir eğitim mi veriyorsun? Evet, evet. Gençlerle mesela 19 Mayıs'ı geride bıraktık. Gençlik çok önemli ki işte çocuklar, gençler... Gitar dersi veriyorum genç arkadaşlarıma. Genç kız ve erkek arkadaşlarıma gitar dersleri veriyorum. Onlardaki potansiyeli görüyorum. Çok açık konuşmak gerekirse, hani dürüstçe konuşacağız dedik ya başta. Çok böyle şey makyajı altına girmeden, bazı gençlik kayıp şu an, bazı gençlik full gaz gidiyor. Hı hı. Esas öteki gençliğe ulaşmak lazım. Ben... bir sosyal sorumluluk projesi altında cezaevindeki gençlere bir müzisyen olarak gittim. Hani meslek açısından bilgi vermek. Allah'ım inanamazsınız nasıl yetenekli çocuklar var. Nasıl güzel sözler yazmışlar. Nasıl güzel ritimler bulmuşlar. Ya saçını olsun böyle kessin ne olur ki. Kulağına küpe taksın. Çirkin olsun ne olur ki. O içindeki yeteneği ortaya çıkarttığı zaman sonra bir baktım etrafından ayrılmıyor. Resmen değiyorlar böyle yani. Hmm. Değiyorlar. İstiyorlar. O yakınlığı istiyorlar. Böyle sistemlerin içinde de bulunuyorum. Sosyal sorumluluk projelerin içinde ama bunu bir şey amaçlı değil. Bir nasıl diyeyim? Gösteri amaçlı değil. Zamanında beni Yemek Teyze de konuk ettiler. Hmm. Güldük, eğlendik. Sonra yazmışlar ki böyle müzisyenlerin iltifat var aslında. Böyle müzisyenlerin böyle programlarda şans araması. Şimdi üzücü yorumlar bunlar. Doğru. Ama kendi içine baktığınızda gülmek, eğlenmek de hayatın bir parçası. Hizmet de bir parçası. Çocukları bu anlamda, çocuklar bizden daha önemliler. Bunun altını çizmek lazım. Benim de 7,5-8 yaşında bir kız evladım var. Hı, Allah bağışlasın. Hepimizin. Ondan sonra çocuklar bizden önemli. Değerli demiyorum. Değerse biz daha değerliyiz. Yol açıcı biziz. Ama önemli olan onlardır. Bilinçlerini mümkün olduğu kadar özgür akması lazım ki bazı konulara da girmeyeceğim. Böyle un diye virajdan dönüyorum yani o konulardan, çocuklar konusundan. Hı hı. Negatif olayları bahsederek. Tabii. Pozitife bakmak lazım. Herkes gibi ülkelerde bilinç değiştirmektedir. Ülkemiz ciddi bir bilinç değişikliğinden geçmektedir. Ciddi ama. Hı. Ben bunu şuna benzetiyorum. Hanımlar yemek yapıyor ya. Biraz da yemek konuşalım, yemek konuşmadı demeyiz. Acıktın mı? Acıkmadım da. Bir su alabilirsem çok memnun olurum. Boğazım kurudu, yormazsam eğer. Evet. Şuna benzetiyorum. Hanımlar yemek yapar. Pilav mesela atıyorum. Hı. Sonra o ya da makarna. Hı. Sonra o tencerenin dibine yapışır değil mi? Dibi. Hı hı. Sonra ne yaparlar? Onu hafif kaldırmak için su koyarlar içine. O kötü görüntü daha kötü olur. Hı hı. Türkiye'nin durumu şu an o kötü görüntünün daha kötü hali. Çünkü yıkayıcı, arıtıcı su geldi. Ne zaman temizlenecek? Hı hı. O tencereyi devirecekler. Buna da hasat zamanı deniyor. Bunun dinsel hiçbir karşılığı yok. O tencereyi devirdikleri zaman tencerenin dibi mis gibi çıkacak ortaya. Evet. Kur'an-ı Kerim'deki yeryüzüne halis kulların mirasçı olacaktırında bana göre karşılığı budur. Hı hı. Din alimleri daha iyi bilirler. Burada bilgi satmayayım ama ben hayata çok umutla bakıyorum sonrasına da. Ve çok ilginç, günler hızlanıyor. Yani fizikçiler bile söylüyor, eskiden günlerin verdiği his ile, hı hı, şimdiki his aynı mı? Gün bir anda geçiyor, bir anda. Bunu şuna bağlıyorlar. Dünyanın frekansı yükseldiği düşünceler çabuk gerçekleşiyor. Kötü düşünen yok oluyor, hastalıklara bulaşıyor, kendilerini öldürüyorlar. İyiler daha da yükseliyorlar. Dolayısıyla hayatın ve dünyanın ve Türkiye'nin önünde umutlu günler vardır. Bunları bilgi satmak için söylemiyorum. Hı hı. Umutlu günlerin olduğunu, hala çocuğumuz doğuyorsa umutlar vardır, gelişmeler var. İyi insanlar çok fazla.
iyi insanların yaratmış olduğu kritik kütle denen o bilinç yapısı halen şu an etkindir. Bunlardan birisin, bunlardan biri, bunlardan biri. O yüzden birbirimize çekiliyoruz zaten. Hani romantik bir anlamı yok bunun. Tabii ki. Tamamıyla fizik kanunu anlamı var. Evet. Dolayısıyla ülkemiz için umut görüyorum. Bütün negatiflikleri de ancak pozitif enerji vererek ve dikkate almayarak. Ondan korkar ve şey yaparsak onları dikkate almış ve beslemiş oluruz. Buradan 70 milyona sesleniyorum tekrar. Bakınız efendim, Can Bey demişler ki çok güzel, selam olsun sizlere. Murat hocama da selamlar, hayırlı kandiller demişler efendim. Büyükse ellerinden öperim, küçükse... Can Bey genç bir arkadaşımız, gençlerden de bahsettik ya. Gözlerinden yanaklarından öperim ama hoca, yani müzik dersi yaparken hocam diyorlar bana. Evladım falan hocam, diye teşekkürler. Tabii şimdi ama hoca saygılar. Gibi bir, yani hoca gibi konuşuyor. Ya mesleğimde hocam diyorlar. Ben de kırmıyorum ki yani. Hocalık hissiyatı başka bir şey. Öyle davran. Gerçek hoca hoca olduğunu hissettirmez ki. Tabii ki. Gerçek hoca şey kendini geçirmeye çalışır öğrenciyi. Tabii. Ama teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Niyet ve söyleme. İyi ki geldiğin bitti mi? İçin. Ya. Ay çok üzüldüm ya. Ya ne olur bir saat daha ya. Seninle şöyle bir 2 saat 3 saat yapsak herhalde anca gitmez ki. Yani. Doyamam. Hem vallahi seninle sohbete doyamam. Hem teşekkür müziğe ediyorum. Hem ortama. Çok teşekkür ederim biz davet ettiğin için. Biz teşekkür ediyoruz. İyi ki sonsuz geldin ama. Sonsuz kucaklıyorum. Tabii vedadan önce bir şarkı dinleyelim. Hatta ikisini şöyle 5 dakikaya sığdırabilirsek. Deniz Yıldızı ile Hoş Geldin Aşk mı? Ya bir da tanesini söyleyeyim. Yani Deniz Yıldızı'nı söyleyelim mi? Olur. Hem olur. Dizinin de müziğiydi değil aynen mi? Aynen öyle. Deniz Yıldızı. Dizide kullanılmadı yalnız. Kendi albümümde kullanacağım bunu. Hı hı. Sen onu hazırlarken ben de efendim tabii hemen şöyle vedamı edeyim. Gündoğdu'nun sonuna geldik. Murat Özdemir Deniz Yıldızı diyecek efendim ve pazartesi günü yeniden Gündoğdu diyeceğiz. Buyurunuz. Gördüğüm bütün güzel şeyleri anlatmak istedim sana. Yarına beraber uyanmak istedim senle. Gördüğüm en güzel rüyasın sen, ümitlerimin çıktığı yolsun. Daracındaki bir mahkum gibi çaresiz kaldın. Yarın olsun, zaman dursun, ne fark eder yoksan yanımda. Sessiz sedasız kanat çırpsam uçsam sana. Dalgalarla kıyıya vuran küçücük bir yosun olsam, gelip sana ah sarılsam deniz yıldızı. Anlatmak istedim sana, yarına beraber uyanmak istedim senle. Gördüğüm en güzel rüyasın sen, ümitlerimin çıktığı yolsun. Daracındaki bir mahkum gibi çaresiz kaldım. Yarın olsun, zaman dursun, ne fark eder yoksan yanımda. Sessiz sedasız kanat çırpsam uçsam sana. Dalgalarla kıyıya vuran küçücük bir yosun olsam, gelip sana ah sarılsam denizi.